Kadro yapılanması çok önemli. Galatasaray bunun sıkıntısını yaşadı. Yaşadı yani bunu. Sonuçta mali olarak da şartlar uygun değildi. Evet. Yani mali olarak şartlar uygun olmayınca bazı şeyleri kuramıyorsun. Ama burada takım yapısına baktığında takımın yaşadığı ortalaması yüksek. Doğru. 20. 20. Bunu görüyor de Yani de. şimdi biliyor. Bu takımla 8 maçı oynayacak hoca. Şampiyonluk için her şeyini oraya verecek oyuncular. Ama seneye geldiğin zaman bu oyuncu grubuyla çoğu olmayabilir. Olmaması gerekiyor. Bazı oyuncuların Bence olmaması gerekiyor. Bunlar Kimlerin kim? olmaması gerekiyor? Benim kendi düşüncem. <laughs> Birincisi Ryan Babel. Ryan Babel bu takıma olmadı. Müthiş klas bir oyuncu. Çok iyi. yani background muhteşem. Driplik harika ama Galatasaray Babel olmadı. Olmadı çünkü oyunun içerisinde Onyekuru'dan sonra tamam iki yarıda takım da çok kötüydü. Yani ben Babel'e orada çok kızmıyorum ama abi şimdi bir oyuncunun bir kalitesi vardır. O ruhu görmek istersin. Bence Fatih Hoca da onun için Onda bir hayal kırıklığı yaşadı. Yani orada Fatih Hoca'yla olup da bu kadar sahada vurdum duymaz olan bir oyuncu zaten Galatasaray'da olamaz. Onun için Ryan Babel'in gitmesi lazım. Neden? İkincisi de şey sözleşme çok. Evet. Adam 34 yaşında 2,5 milyon euro civarında bir para alacak. İkinci oyuncu Cagne. Cagne aslında biraz daha farklı ama oyunun planlanmasında ve oyun disiplininde ve dışarı disiplini aslında daha çok. Bak sahada eksikleri var ama kötü oyuncu değil. Bu adam bu Türkiye'de liginde gol kralı olmuş. Eleştirebiliriz. Adamın problemi dışarıda. Şimdi bunun dışarıda düzelip düzelmeyeceğini bilmiyorsun. Onun da bir maliyeti var. İyi bir fiyat sata, geli, satabiliyorsan satarsın iyi bir fiyata gelirse. Asıl oyuncu da Benova'da, Berlanda. Bir yıl daha sözleşmesi var. Var. Gitmeyecek gibi duruyor ama ben e, yani bu satış içerisinde kulübün çünkü e, Galatasaray'ın planlamasında bonservis oyuncu alamayacak şu an. Yani alamaz yani öyle bir durum yok zaten bonservis oyunculara gidecek. E, onu alabilmesi için de bir oyuncu satması lazım birkaç tane. Yani burada bir hamle yapması lazım o konuda. Bunu deneyecekler. Yani deneyecekler. Sonuçta bu şimdi yapılanma içerisinde hoca buradan bu oyuncuların işte çoğu öyle devam edeceğim. Hepsi devam, devam edeceğim diyemez zaten. Evet. Buradan birilerine liste yapıp Cenk, Ryan Babel, Berlanda bunun 3 satışı için uğraşacaklar. Çünkü bunların bir kontratları ver, alacakları ver. Oyuncular burada avantaj durumdalar. Kerem oyuncu ben diyor iyi kontratım var diyor. Ama iyi kontratım var da iyi oyunun yok. Takıma uyumadın. Bir orta yolunu bulup gidecekler. Nasıl Ryan Babel öyle de böyle de gitti. Olmadı. E, Oyuncuyu görünce Galatasaray'da abi resmen adam o kadar yavaşmış ki yani Ryan Babel takımı o kadar ağır, ağır, ağırlaştırmış ki Galatasaray'ın oyunu bir anda değişti her şey. Evet. Ama bunun düzeltmek de önemli. Ha burada düzeltirken de tabii kulüp de burada mali olarak da sonuçta zarara uğruyor bir şekilde. O performansı alamıyorsun oyuncudan. Bence büyük bir ihtimalle Cagne, Ryan Babel ve Berlanda'nın ben e, hocanın oyun planında seneye çok e, hani bir şans daha verir mi? Evet Berlanda hep şunu diyor. Hoca beni hiç göndermek istemiyor. Hoca beni şey yapıyor. Ama Galatasaray'ın yapısına baktığımızda da bu oyun disiplininde futbolcudan hiçbir şey demem. Ama devamlıklarında sıkıntı var. Kendi performansları sıkıntıları var. Bir varlar, bir, bir yoklar. Ya yani şimdi bu adamlarla Galatasaray artık uğraşamaz. Fatih Hoca'nın daha çok artık problemsiz, daha dinamik, daha genç oyuncularla uğraşması lazım. Kaliteli zaten bir takımım var. Yani ana kadro, iskelet kaliteli. Ama ben şimdi sabah akşam, yani Cagne düzelecek mi, dışarıda bir şey yapar mı, hayatını düzeltecek mi uğraşacağım? Ryan Babel'i bu saatten sonra e, daha çok çabuklaştırabilir misin? Kuvvetlenebilir. Ama temposunu yükseltemez artık. Evet. Çünkü düşüşte artık yavaş yavaş düşüşte. Gerçekten çok tempolu Türkiye'de maçlanıyordu Beşiktaş'ta. Yani, yani bir oyuncunun yaşı arttıkça artık fiziksel olarak geriye gitmeye başlar. Kuvvetiyle oynayan sonra. bir oyuncu. Yani atıp gidemiyor. Kenar oyuncuları eski zamanda olsa yani tamam idare edebilirdir. Ama şimdi kenar oyuncuları çok hızlı. Artık daha atletik, daha süratli oyuncular lazım. Onun için Rahim Babel'de, Berlan'da da bence disiplinsiz bir oyuncu. Oyun disiplini bireysel olarak sıkıntı. Galatasaray'ın artık orta sahada atağa çıkarken, hücuma giderken Herkes pasıftası yapar. Biz de yaptık hayatımız boyu pasıftası. Her oyuncu yapıyor. Dünyanın iyi Zidane da yaptı, Maradona da yaptı. Ama topu kaptırdıktan sonraki görüntü ve oyun içerisindeki e, tek başına oynuyormuş havası. Bu çok önemli. Tamam lider oyuncu kendine güvenir. Bu güzel bir şeydir. Ama hani orada diğer arkadaşlarım var. Onlara da saygı göstermek lazım. Berlanda bunu zaman zaman çok sinirli araştı. Onun için e, seneye yapılanmada olması çok gerekli bir oyuncu değil. Yani sen sonuçta Lemine'yi tekrar kiralarsan Orta sahada zaten Emre Akbaba'n var. Oraya bir tane daha adam alabilirsin. Mert Hakan Yandaş. Mesela. Mesela. Yani güzel söyledin. <laughs> yani bu onun için takımı orada daha dinamik hale getirebilirsin. Çünkü Berlin'de hep slider 10 numara olarak geldi. Hep konuştuk. Ama hiçbir zaman bir 10 numara değiliz. Hiçbir zaman da bir 10 numara olamaz galatasarayın. 8 numara olur. 6 numara da oynar. Bak futbolcuna saygı duyuyorum. Ama adam çok rahat bir adam. Yani ön tarafı çok zorlayan bir oyuncu değil. Değil. Ama zorladığı zaman da iyi işler yapıyor. Ama şeyini bekleyeceksin. yani gününde olacak, saatinde olacak, dakikası tutacak. Denk gelecek yani. onda şey bekleme lüksü yok. Galatasaray'da artık öyle bir şey yok. Bir seyrem, yani tamam. Fatih Hoca da bence yönetim de artık bu tip oyuncularla Türkiye'de olmasın abi. İstediği kadar yetenekli olsun. Bana istikrarlı oyuncu lazım. Evet. Bana 50 maçın 35'i 30 oynayacak adam lazım. Sakatlık Allah'tan olur sonra bir şey diyemem. İstikrar bu çok önemli. O zaman işte ee, uzun süreli başarılar geliyor, şampiyonluklar geliyor. Programın kalan bölümünde Fenerbahçe'ye dair konuşalım istiyorum. Sarıla Acıvertliler lige şampiyonluk parolasıyla girmişti ama sonrasında ikinci yarı ile beraber büyük bir düşüş yaşadı Fenerbahçe. Şampiyonluk potasından da epey uzaklaştı. Artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı müzeye götürebilmek. E, sezonun dönüşü öncesi Fenerbahçe neler yaşamış geride kalan dönemde hep birlikte hatırlayacağız şimdi. Var yani Fenerbahçe takımı şampiyonluk içerisinde yani baktığında sonuçta... 3, 4, 3 yıla özellikle ve 2 yıla o potanın içerisinde değil. Yani şu an e, lige özellikle e, bu son periyota baktığı zaman orada kötü maçlar oynamış ve aslında psikoloji olarak da biraz yıpranmıştı. Bu virüsten sonra aslında oyuncular için de bu bir şanstı. Yani bu hı hı. bekleme süreci bir şans olabilir oyuncular için. Performans olarak burada hedefli olmak önemli. Fenerbahçe hep şampiyonla oynayan bir takım. Ama şimdi yine o yarıştan uzak. Ama burada bir hedefi var. Bence direkt Türkiye Kupası ilk hedefi olmalı. Birincisi o. Tabii ki ligde de hepsini başların kazanırsa ihtimali var mı? Şampiyonluk ihtimali. Yani matematik olarak belki olabilir. Yetmeyebilir, bilmiyorum. Ben ona hesap bakmadım. Ama sonuçta bu da çok kolay değil. Yani e, şimdi kazanma alışkanlığı biraz kaybettiler. Ama geçmişi bırakalım. Bundan sonra ne yapabilir bakalım dersen oyuncu grubu kaliteli. Ama kaliteli oyuncu grubu e, olması yeterli olmuyor takım oyunlarında. Yani orada e, doğru oyuncular doğru yerlere alınmamış mesela. Bunu gördük bu sene Fenerbahçe'de. Yani çok fazla oyuncu birikimden olduğu bölümler var. Bunu Fenerbahçe'de o sıkıntıyı yaşadı. Ersun Hoca oyuncularla işte onların hepsini bir tarafa yaydı. Yani e, orta sahaların hepsini stoper aldı. Bir orta sahaya sağ bek yaptı. Orta, bir orta sahaya sağ kanat yaptı. Yani ondan böyle bir elindeki orta sahada bir takım yapmaya çalıştı. Oyuncu kaliteli ama mevkisinde oynamıyor. Bir iki maç iyi oynadılar. Biz hepimiz dedik ki bak nasıl oluyor bak iyi oynuyor. Demek ki abi oyuncunu, oyuncu mevkisinde oynayacak. Her oyuncu kendi en iyi oynadığı yerde oynamak ister. İnsanlar bunu bilsin artık. Futbolcunun tamam görevidir oynamak. Profesyonelsin ekmeğin. Hangi görev verirse oynarsın. Ama şimdi sen beni her maç sağ kanatta sağa çık mesela ben oynayabilir miyim? Bir maç idare ederim. E, süratli değilim. Adam bir tane adamı geçip gidebilirim. Arkaya koşu yapsam adam bana yetişir. Yani anladın mı? Ben kendimi evet. biliyorum. Ama topu kaybetmem ve alırım. Tekrar geri dönerim. E ben kenarda şimdi bana attın. Ben adamı birebir de atıp ge geçememişim. Arkaya koşu yapmamışım. Benim ne yapayım ben? Çizgi mi Ben hani Fenerbahçe'de oynuyorsam savunmayı mı düşüneceğim devamlı? Ya teknik var. bu mantalite olması lazım. Ya yani bana böyle kadro verildi. Ben bu kadroyla en iyisini yapmaya çalıştım. Hayır sen bu kadronun içerisinde istediğin kadar eksik oyuncusu olsun mevki oyuncusunu oraya koyacaktın. Ki şu da var yani kadronun oluşumunda payın yok mu? Var. Teknik o da çünkü o o, o, o zaman onu tartışacağız. Ama Fenerbahçe bir hedefi olduğu için burada oyuncuların konsantrasyonu en azından halen yüksek. Çünkü kupa hedefi de olmasaydı yarıştan da kopmuşsun. Yine bir takım kurma hedefim var. Anladın mı? Yani bu hep bir kaygı, bir problem oyuncular için. Ama dediğim gibi oradaki kilit oyuncular, işte Vedat Muriç, Max Kruse, onlar kaliteli oyuncular. Yani Gustavo, bunların orada liderliği alıp tekrar takımı bir canlandırmaları lazım. Tabii Emre'nin ki şu anki durumu spor direktör olarak konuşuluyor. Resmi olarak açıklandım bilmiyorum. Yok. Ama e, şu an oynayacak belki bu 8 maç. Onu da bilmiyoruz. Yani orada bir sonuçta bir belirsizlik var. Onun takımdaki saha içerisinde olmasıyla saha dışarısında olması farklı. Şimdi sen şu vardır. Ben artık saha dışına gidiyorum. Ama şu an oynuyorum. Yani artık ama beyin olarak sen gittin. Yani o sene sahada etkiler artık. Emre onun sıkıntısını yaşayabilir şey oynarsa eğer oyuna geri dönmek, konsantre olmak ha, çok kolay olmuyor. Çok kolaydı. Kolay, fizik olarak da şu şey olabilir. Burada e, oyuncular kendi aralarında tabii ki Emre orada olacak. Aurella geldi arkadaşım, işte, takım arkadaşı. Ben takım evet. arkadaşıyım. Veteran takımda takım arkadaşım. Son bir yıldır beraberdik. Çok klas bir adam, çok düzgün birisi, çok gerçekten iyi bir insan. Bizden biri olmuş yani. Onlar e, bu takımla beraber bakalım şunu göstersinler. Mesela ben olsam Emre bunu konuşmayı yapacaktır. Biz bu ana kadar oynadığımız, yaptık dışımızda memnun değiliz. Bir fark yaratalım. Hani bu 8 maçta aslında biz kaliteli bir takımız. Yani fizik olarak Fenerbahçe kötü değildi bu sene. Yani kuvvetli bir takım görüntüsü verdi her zaman. Diriydi. Fiziksel oyunuyla evet. fark yarattığı Yarattı. dönemler oldu.